konuşuyoruz. Yeni bir kavga daha çıktı. İşte Yeni Şafak'ın Mevlüt Uysal'ı hedef göstermiş ki Mevlüt Uysal Kadir Topbaş'ın metal yorgunluğu diyerek görevden olmasından sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmıştı. Yeni Şafak'ın haberi çok enteresandı. Hani hepimiz gazeteciyiz. Bir kulis haberi yazıyor. Kulislere dayandırıyor haberi. İmza yok haberde. Sadece iddialar var. Bu iddialara yönelik bir tane somut örnek yok. Yani doğru mudur, değil midir belirsiz ve suçlama çok önemli bir suçlamada bulunuyor. Hukuksuzluk yaptığım, işte bazı şirketlere imtiyaz sağladığını, yargıyı bazı kararlar almaya zorlarken devletin üst düzey isimlerini kullandığını, adrese teslim özel yerler yaptığını söylüyor Mevlüt Uysal'ın Yeni Şafak. Yeni Şafak'ın AKP'ye yakın olduğunu da zaten hepimiz biliyoruz. Şimdi bu neyi işaret ediyor bize? Yani Yeni Şafak niye sür manşetinden böyle bir habere imza attı? AKP'deki kavga hakikaten başka bir yere daha mı sıçradı? Çünkü Mevlüt Uysal üzerinden biz böyle bir şey kavga duymamıştık. Ki kendileri de söylüyor uzun süredir ortada görünmeyen ama kapı arkasından işler çeviren diye. Ne diyorsun Kemal? Tabii enteresan ama Mevlüt Uysal bu Yeni Şafak'ın kendisine hedef göstermesinin aslında Erdoğan'ı hedeflediğini iddia eden Mevlüt Uysal. Ben durumun pek öyle olduğunu düşünmüyorum. Bilmem Sedat abi de tabii daha hakimdir bu konuya, bu kulislere ama. Çünkü Yeni Şafak'ın hani Erdoğan'a mesajını Mevlüt Uysal üzerinden verme gibi bir motivasyon ya da böyle bir cüret gösterebileceğini düşünmüyorum. Yeni Şafak zaten Erdoğan destekçiliğinden vazgeçip Erdoğan'la böyle örtülü bir kavgaya üstelik elde somut bir bilgi olmadan Mevlüt Uysal üzerinden girmesi de pek akla yatkın görünmüyor. Tabii henüz bildiklerimiz kadarıyla söylüyorum bunu. Mevlüt Uysal evet bir geçiş dönemi belediye başkanıydı. Ve belki de işte Erdoğan hedef alınıyor duygusunu uyandıran şey Erdoğan tarafından sonuçta hani bir tür kayyum gibi atandı. Hani evet. Seçilmiş belediye başkanı görevden alındı ve Erdoğan'ın belirlediği isim geldi. Dolayısıyla burada tabii Yeni Şafak'ın gazetecilik dışında ticari faaliyetlerin olduğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de çokça ihale aldıkları, çokça bu tür akçeli işlere girdikleri ortada. Muhtemeldir ki o dönemden başlayan bir çıkar çatışması devam ediyor ve bugün böyle uç veriyor. Bu tabii AKP gibi bir parti açısından hani kol kırılır yen içinde kalır düsturunu edinmiş, arkadaşımızı yedirmeyiz düsturunu edinmiş bir parti. Dolayısıyla böyle bir partide dahi artık son dönemlerde çokça uç veriyor bu tür tartışmalar. Bu güçten düşmeyle, zayıflamayla elbette ilgisi var. Ama dediğim gibi Mevlüt Uysal'a Yeni Şafak'ın yaptığının makro siyaset açısından hani sarayı hedefleyecek bir background'ı olduğunu pek düşünmüyorum. Sedat Bozkurt, sen nasıl değerlendiriyorsun? Neler konuşuluyor Ankara kulislerinde? Bunu ikiye ayırmak lazım. Tabii Kemal'in söylediği doğru. Yani AK Parti'de fay hatları çatlamış vaziyette. Bu tespiti bir yani ana başlık olarak tutalım bir yerde. Bunu ara başlıklar halinde yürüyelim. Yeni Şafak ayrı bir kategoride değerlendirmek lazım. Çünkü ticari faaliyetleri nedeniyle kızdığı herkese çakabiliyor. Nebatiyet de çakmıştı birkaç ay önce. AK Parti döneminde de muhtelif bakanlara çaktı. Hepsinde politik nedeni yoktu. Hiçbirinin politik nedeni yoktu. Hepsinin nedeni de duygusaldı. Ticaret faaliyet alanlarıyla ilgiliydi. Yani bugün bile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden en çok ihale alan firmalardan bir tanesi bugün diye. Bugün bile. Yani belediyeler bunlar için kaynak. Devlet bunlar için kaynak. Mevlüt Uysal'la da geçmişe dayalı bir hesaplaşması da olabilir. Çünkü bugün Mevlüt Uysal Yeni Şafak'ın ticari faaliyetlerin önünde engel olabilecek bir makamda değil. Bir güçte de değil. Durduk yerde niye Mevlüt Uysal'a çaktığını çok anlayamadık. Hani daha önceden kalan bir kırgınlık, kızgınlık, öfke vardı muhtemelen. Mevlüt Uysal'ın da bir yere getirilmek gibi bir niyeti olduğunu öğrenip onun önünü kesmiş olabilir. Çünkü kimse bilmiyor. Hani ben şu haberi çok iyi hatırlıyorum. Mamak Belediyesi'nin çöp ihalesini alamadığı zaman Yeni Şafak gazetesi
sahipleri, öyle söyleyeyim. Yeni Şafak'ın sür manşeti Mamak çöp kokuyor gibi bir manşetti. Yani o zaman da AK Parti iktidarı vardı ve Mamak Belediyesi de AK Parti'deydi. Yeni Şafak bu gazetesini ticari faaliyetlerinde araçsallaştırma işini iyi yapıyor. Örneğin Akit de çok tetikçi bir gazete, herkese saldırıyor maldırıyor ama biliyorsunuz bu ticari nedenden dolayı değil. Onunki daha bir politik, ideolojik, ama Yeni Şafak'ınkini biliyorsunuz ki ticari. O yüzden yani muhtemelen iktidarın mülkiyetinde, iktidarın mutlak kontrolündeki medya topyekun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne savaş ilan etse bile o cephede Yeni Şafak'ı görmeme ihtimalimiz de olabilir. İşte bu nedenden dolayı, ticari faaliyetlerinden dolayı. Bu bir, yani Yeni Şafak'ın durumu bu. Ama öte yandan hani niye bu kadar rahat eleştirebiliyorlar, düne kadar eleştiremezlerdi. Çünkü gerçekten Erdoğan kulaklarını çekerdi hepsinin ama arka arkaya gelmeye başladı. Yani böyle bir demokrasi şampiyonu olmaya aday bir parti değil AK Parti. Yani kendi içinde mutlak lider hiyerarşisi olan bir parti. Herhangi bir çatlak ya da aykırı sesi de içinde barındırmıyor. Nitekim MHP'de de geçen yaşadık. Yani desteklediği ekonomi politikalarını hükümeti eleştiren bir milletvekili disiplin sürecine tabi olduğu için istifa etti, ayrıldı ama bizzat Devlet Bahçeli böyle şeyleri sık yapmaz. Davet etti açık bir şekilde kamuoyunda ve milletvekili geri döndü. Oysa ki bu MHP'de lider hiyerarşisi mutlak olabilir. İtaat tamdır orada, yani sarsılmaz. İçinden parçalar çıksa bile yani o itaatten vazgeçilmez. AK Parti onun benzeridir. Birer anlaşmaların kökeninde de bu yatıyor zaten. Yani bütün kararları iki kişi alıyor o ittifak modelinde. Şimdi Bülent Arınç eleştirdi, Hüseyin Çelik eleştirdi, Metin Külünk eleştirdi geçenlerde, onu atlamayalım. Yani Metin Külünk, Şamil Tayyar eleştirdi. Bunların hepsini alt alta koyalım. Bunlar bir toplu yekün ediyor. Hep şöyle görüyoruz biz. Hepsi reise bağlılıklarına ya da reisin iyi olduğuna ilişkin sözlerin arasına bir takım eleştiriler sıkıştırıyor ama bu sağ partilerde bir yöntemdir. Hiç kimse lidere ateş etmez, liderin çevresindekiler ateş eder ama herkes bilir ki liderin çevresini bizzat liderin kendisi oluşturur. Yani örneğin Metin Külünk ekonomiye ilişkin bir tweet dizisi attı. Evet. Metin Külünk de AK Parti'nin operasyonel insanlarından biridir ve yapı itibariyle, pratiği itibariyle de Erdoğan'ın sevdiği bir politik modeldir. Yani her istediğini yaptırabilir. Yani işte yurt dışında bir takım faaliyetlerde dahil olmak üzere söylüyorum. Ve Metin Külünk çok rahat bir şekilde Erdoğan'la görüşebilir. Ve bu tweet dizisinde yer alan eleştirilerin tamamını Erdoğan'ın yüzüne karşı da yapabilir. Daha önce de yapmışlığı da vardır. Yakındır yani Erdoğan'a. Ama demek ki burada bir kopukluk söz konusu. Erdoğan'la yan yana gelip anlatamadığı için tweet üzerinden ekonomiye ilişkin eleştirilerini sıralıyor. Orada da bir politik mantık açısından itiraz edilmesi gereken bir şey var. Sonuçta 5-6 aylık bir ekonomi bakanınız var. Bu eleştirilerin tamamını hak edecek bir şey yapmış olabilir 5-6 ayda. 20 yıldır ekonominin patronu benim diyen Cumhurbaşkanı varken 4-5 aylık 5 aylık bir bakana ateş etmek çok da hani ikna edici, inandırıcı, hani niyetini ortaya koyma açısından yeterli bir veri değil. Aynı şey Erdoğan'ın açıklamalarında da var. Majestelerin gazetecileri dedikleri zaman zaten otomatikman adresi ortaya çıkıyor. Bundan sonra kuracağınız işte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderinin cümleleri anlamını yitirmiş oluyor. Şamil Tayyar'da da aynısı var. Yani gitgide yıpranıyoruz, bir an önce erken seçime gitmemiz lazım cümlesi. Örneğin erken seçime kesinlikle gitmeyeceğiz diyen Erdoğan'a karşı çıkıştır. Onu eleştirmedir. Eskiden olsaydı yani o eski güçlü AK Parti'nin kurumsal gücünü, Erdoğan'ın da liderlik gücünü muhafaza ettiği, her şeye muktedir olduğu zamanlar olsaydı bu dört kişiyi eski AK Partili diyecektik. Ama disiplin süreçleri bile çalıştırılmadı, disiplin denetimine bile tabi tutulmadı. Parti yönetiminden de hiç kimse tarafından bunlar eleştirilmedi. Çünkü orada bir ayrışma söz konusu. Sarayla AK Parti Genel Merkezi arasında artık bir ayrım var. Yani saray artık bir devlet organizasyonu, oradaki bürokratik yapı devleti yönetiyor. AK Parti de bu işleri bulaştırmıyor. Yani AK Parti bu yönetim hiyerarşisinde bir genel müdürlük haline almış vaziyette. Hani belki siyasi partinin şekil şartlarını yerine getirmesi açısından mecburiyet karşısında muhafaza edilen bir yapı.
Çünkü işte bugün gördüm Konya'da bir milletvekili halkla toplantı yapıyor ama pişman oluyor toplantı yaptığına. Halkın arasına gidemeyen, miting yapamayan, propaganda çalışması, herhangi bir siyasi faaliyet yapamayan sokağa inip de bir yapıya parti denmez zaten. Tabii. Bu nedenle bunların tamamı bir kaynayan kazana bol miktarda altına odun taşıyor. Yani faylar çatladı derken onu söyledim. Ama ne olur? Ama bugünden yarına kadar orada kimse bir zelzele beklemesin seçime kadar. Bir umutla giderler. Çünkü şu ihtimal hala pazarlanıyor AK Parti içinde de. MHP de buna çok inanıyor. Şapkadan bir tavşan çıkarır reis. Ne yapar ne der meseleyi derler toparlar. Ama artık AK Parti'nin kendi içindekiler de bu hayalden uzaklaşıyorlar. Bir MHP oradaki varlığını muhafaza ediyor. Hala reisin bir şeyler yapabileceği noktasında inancı onların var. Bu şeyler açıklamaların çoğalacaktır. Çünkü artık böyle çok rahat tahakküm edebileceğiniz, tahakküm kurabileceğiniz bir parti olma kimliğinden çıkmaya başladı. Bürokrasiye de artık eskisi kadar çok fazla hakim değiller. Bundan hep bir şekilde görüyorsunuz ki 20 yıl yani bürokrasinin kılcal damarlarına kadar girmiş ve bunu da hoyratça yapmış bir iktidar, parti iktidarı, Erdoğan iktidarı. Partide muhtelif aykırı sesler duyacağız. Yani çünkü orada parti içinde bir dengeyi temsil eden isimler de var. İşte Süleyman Soylu, o da yani bugün bir güç gösterisine girebilir. Nasıl yapar bunu çok bilmiyorum. Hulusi Akar başka bir, çünkü bütün anketlerde işte Erdoğan'dan sonrası için adı geçiyor. Hatta Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı geçiyor. Oysa ki AK Parti tabanının hiç hoşlanmayacağı evet. Siyasi profildir. Numan Kurtulmuş'la Binali Yıldırım aynı koltuğu paylaşıyorlar. O koltuk iki kişinin oturmasına müsait bir koltuk değil. Sıkıntılar çıkıyor tabii ki. Bir tanesi düşecek. Ama hangisi düşecek? Baktığınız zaman Numan Kurtulmuş Milli Görüş geleneğinden geldiği için taban da hala Milli Görüş çünkü AK Parti'nin taşıyıcısı. Tabandaki en etkili isim ama öte yandan işte geçenlerde bir anket yapmışlardı. Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra AK Parti'ye genel başkan kim olur diye bir ankette 14 kişi var. İçinde Mustafa Varank bile var ama Numan Kurtulmuş yok ilginç bir şekilde. Bu ne kadar gerçeği gösteriyor? Başka bir şey çünkü Numan Kurtulmuş teşkilatlara gittiği zaman işte en son Güneydoğu'da bir gezdi geldi. İlgi gördü. Çünkü orada hala Haspart'tan kalma dili kullanıyor. Meseleye bakarken, meseleleri anlatırken. O da oralarda bir çekim merkezi oluşturuyor AK Parti adına. Ya da AK Parti adına insanları birazcık daha motive ediyor. Moral kazanmalarını sağlıyor. Bu işlevi görüyor Numan Kurtulmuş hala. Binali Yıldırım da geziyor ama aynı şeyi onunla görmüyoruz. Yani Binali Yıldırım hani eski başbakan olma sıfatıyla birazcık ilgi görüyor ama politik olarak söylemleri itibariyle söylüyorum. Tabanın çok hareketlendiren, heyecanlandıran bir yapı değil. Yani bunu niye söylüyorum? Yani yarın öbür gün AK Parti yani biraz önce anlattığım gibi devlet elinden aldığınız zaman dağılma sürecine girerse Numan Kurtulmuş'un orada bir parçası olur. Süleyman Soylu birazcık uğraşırsa o parçadan birazcık pay kapabilir. Hulusi Akar artık ordu evinde ziyaret edebilirsiniz. Onları emeklilik hayatına de gider muhtemelen. Binali Yıldırım'ı bulmanız için aramanız gerekebilir. Yani AK Parti'nin geleceği böyle üstünde Netflix'e dizi olacak senaryolar üretilebilecek bir tabloda. Ama baştan söylediğimi tekrarlayayım bir özet olsun. Yani oradaki fay hatlar çatlamış vaziyette ve bir seçimlik yani o fay hatlarının bir seçim sonrasında çok yerinde durmayacağını söylemek mümkün. Bir seçimlik canı var diyebiliriz. Onu ben